Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Sen Değiş, Dünya Değişsin sloganıyla yola çıkıp kişisel gelişim konusunda gerçekten çok başarılı hizmetler vererek kişisel gelişim rehberliğini üstün başarıyla yapan Sayın Beste Arkan'la birlikte olacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Beste Arkan kimdir? Kendi dilinden tanımak isteriz. Evet, öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Beste Arkan, Kıbrıs doğumlu. Kişisel gelişim rehberliği yapıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Bu kadar yeter herhalde. Bu kadar diyorsunuz. Evet, evet. Ne kadar mütevazi bir kimlik, ne kadar mütevazi bir kişilik diyoruz. İşte kişisel gelişimin herhalde temel öğretilerinden bir tanesi de bu değil mi? Mütevazi olabilmek, insan olabilmeyi gayet basit bir şekilde aktarabilmek. Bilemeyeceğim, yardımcı olmak istiyoruz. Bizim tek amacımız bu. Rehberlik yapmak güzel, keyifli. Evet. Peki, kişisel gelişim rehberi kime denir? Neler yapar kişisel gelişim rehberleri? Kişisel gelişim rehberliğinin içerisinde çok fazla bölüm var. Enerjisel terapiler var. Yaşam koçluğu dediğimiz, işte NLP üzerine, teta bilinç, altı temizleme. Bir anda böyle hepsi gözümün önüne geldi de şimdi nefes var. Alet çantamızın yani içinde çok fazla aletimiz var diyorsunuz. Evet. Ama bunların her birini de onaracağımız konuya göre, onaracağımız arızaya göre çıkartıp kullanıyoruz diyorsunuz. Evet, bu da gerçekten ne kadar bilgi ve tecrübenin bir arada toplandığını gösteriyor. Hepsini birden sayamamak tamamen bunun göstergesidir. Hepsini zaten harmanlayarak kullanıyoruz. Hepsinden biraz biraz bir şeyler. Çünkü karşımıza gelen kişinin neye ihtiyacı olduğunu ilk etapta kendisi de bilemiyor. Bazen konuşmak istemiyor, anlatmak istemiyor. O zaman rahatlatmak amaçlı bir enerjisel terapi yapılır. Konuşmaya hazır olunca tamam, teta bilinçaltı, regresyon diyoruz. Regresyonda da kullanıyoruz bunları. EFT, NLP. Bunlar hepsi harmanlanarak yapılan şeyler. Değişik teknikler var. Bunları öğrendim. Evet. Bunların öğretisi içerisinde özellikle benim kadın olmam hasebiyle diyeyim. Eril ve dişil enerji ya da eril ve dişil yanımız diyeyim. Yanlış bir mesaj vermek istemiyorum. Eril ve dişil yanımız. Yani kadında da erkekte de eril ve dişil yanlar bulunur. Bununla ilgili bir çalışma başlattım. Şahmeran etkinliği diyorum. Bir grup çalışmasıdır. Ancak grup içerisinde bireysel seans isteyenler oluyor. Onlara da diğer öğretilerimizde olan enerjisel çalışmalarla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Böylece Şahmeran terapi etkinliğini başlatmış oldunuz. Evet, bir yıldır belli dönemlerde etkinlikler yapıyorum. Güzel, keyifli bayanlarla, kadın farkındalığıyla ilgili bir çalışma. Ne kadar keyifli, güzel. Keyifli geçiyor, evet. Evet. Peki, her insanda eril ve dişil özellikler var mıdır? Evet, kadında da, erkekte de. Eril ve dişil yanlarımız diyoruz buna. Nelerdir? Şöyle bir gözden geçirirsek o zaman daha açıklayıcı olacak. Evet, özellikleri nelerdir? Eril, dişil şöyle özellikler diyelim. Nelerdir? Eril yanımız nedir? Hareket halimizdir. Mücadele eden yanımızdır. Savaşçı olan, atak olan, gücü temsil eder eril enerji. Biraz daha erkeksi bir enerji o zaman, öyle eril mi? Eril dediğimiz için. Aslında erkeksi demeyelim. Bu defa sanki erkeklere ait, kadınlara ait gibi olmasın. Aman çünkü canım, kadınlarda o kadar da. Amazon var ki artık çağımızda. Evet.
Eril yanımızda sertlik vardır, vericilik vardır, otorite var, kontrol eden, planlayan. Eril yanımızda bunlar var. Şimdi dişil yanımızda neler var? Dişil yanımızda ilgi isteyen, sevgi odaklı, hayal kuran, projeler, sanatsal özelliklerimiz, sakin, savunmasız yanımız. Erkekte de kadında da oluyor. Tabii. Duygular, içe dönüklük, bunlar dişil özelliklerimiz. Şimdi baktığımız zaman buraya kişiler şimdi umarım bir yere not etmiştirler. Bende hangisi var diye baktığınızda eril yanınızda en çok önemli şunu söyleyeyim. Eril yanımızda vericilik var değil mi? Vericilik var dedik. Dişil yanımızda alıcılık. Bugün sadece kadınlara bakın. Ne yapıyorlar? Hatta uzun yıllardır hep vericilik yapıyorlar. Yani Anadolu'daki kadın dahi hani dişil görünüyor ya işte çalışan kadın eril görünüyor. Hayır. Vericiliğe o kadar çok alıştırılmışız ki. Hep hizmet, hep vermek, hep vermek. Eril yanını yükseltmiş zaten. Dişil yanımız alıcıdır. Ve o unutuldu. Evet. O unutuldu. Şöyle diyeyim bunu da. Şimdi erkekler hep verecek miyiz? Yani hep bizim hizmet etmemizi söylüyorsun gibi olmasın. Versinler canım. Dünyanın kuralı buysa öyle devam etsin. Eril yanını güçlendiren kadın zaten buna bakarsanız dişil yanı düşük olan erkeği çekiyor. Fakat kadının kadınsı özelliklerinde ihtiyaçları var. İlgilenilmek istiyor, almak istiyor, yani bir şeyler verilsin istiyor. Bakıyor, gelen erkek zaten dişil yanı düşükse o da ilgi istiyor. Ya. Yani dişil yanı yükselmişse o da ilgi istiyor. O zaman çatışma var. Ha, dersiniz ki denge değil mi? Bu da denge olabilir. Ancak bir yerde patlamaya geliyor. Çünkü kadınsı özellik ve erkeksi özellik var. Kadın çünkü hükmetmeye başlıyor eril enerjisi yükseldiği zaman. Erkek de bir noktada artık iflas ediyor. Yok, ben bu kadar dayanamam oluyor. Bu tabii çeşitlenebilir. Herkes için geçerli değil. Böyle beraberlikler de var. İlle de bitecek diye bir şey demiyoruz. Ancak kadınsı özelliklerimizi düşünmeye başlayınca açlığı hissediyor kadın. Yani ya yeter işte beni sürükleyen birisi olsun istiyorum. Bana işte alsın versin benimle ilgilensin istiyorum diyor. Eğer kendisi müsaade etmezse zaten enerjisel onu itiyor ve öyle erkek gelmiyor hayatına. Bir de o var. Çözdüm şimdi, ben sorunu o zaman. Siz bunu söyleyince. Şimdi tam eril enerjiyi artık ben bastırıyorum. İnşallah. Şimdi nasıl yaparız? Şimdi aslında çalışan kadın erildir diye bir vurgulama yapmak istemiyorum. Eril yanımızı ve dişil yanımızı çalışma hayatında da ev hayatımızda da dengelersek işte o zaman güzel olur. Nasıl kuracağız bu dengeyi? Tamam. Biliyorum. Çalışma hayatında biraz önce konuşuyorduk arkadaşlarla. Çok zor iş hayatında bu diye. Ancak bir öğretmeni ele alalım. Öğretmen otorite kurmak ister değil mi? Evet. Eril yanıdır. O var. Ama çocuklar var, sevgi ve şefkat yanını gösterir. İlgi yanını gösterir. Bu güzeldir. Aslında öğretmenlik işte dengede yaşamak için güzel bir meslek. Erkeklerde de bunu çok güzel başaran öğretmenlerimiz var. Diğer mesleklerde de bu yapılabilir. İşte mimardır mesela. Ya da sizin işiniz de aslında öyle. Projeler üretiyorsunuz. Evet. Dişil yanınız. Eve geldiniz. Evde bir kadın olarak ve bir erkek olarak da eril ve dişil yanınızı kullanmanız gerekir. Ama nereye kadar? Erkeğiniz var, oğlunuz var, babanız var. Fark etmiyor. İlle de eş olarak demiyorum. Erkeğe ait bir iş varsa biliyorum kadınlar bunu her şeyi başarır. Bırakın o yapsın. Biz izin vermiyoruz galiba erkeklere iş yapmalarına. Evet. Hizmet etmelerine. Ya tamam senden isteyene kadar sen bir otur ben hallederim oluyoruz. Çünkü alışmışız. Eril yanımızı güçlendirdik, her şeyi yaparız. Senden isteyene kadar ben hallederim onu. Ama o zaman yani dengeyi bozmuş oluyoruz. Denge bozulmuş oluyor. Evet.
Bu gerçekten de çok önemli. Doğru, doğru, doğru. Haklısınız. Peki siz Şahmeran etkiliğinde neler yapmaktasınız? Kadın farkındalık çalışmasıdır. Öncelikle kadın erkek diye ayırmadan şunu söyleyeyim. İnsanın kendini tanıması çok önemli. Çalışmamız da kadınlara yönelik olduğu için kadının önce kendini tanımasını tanımıyoruz. Bunu öğrendim. Tanıması ve sevmesi, değer vermesi. Benim bir aynam vardır. Çalışmada kullandım. Onları aynada size bir şey ikram edeceğim diye ikram ediyorum. Tabii o tepsi içinde ayna. Kendilerini görüyorlar. Gözlerinizin içine bakın. Gözlerinizi seviyor musunuz? Gözleriniz ne işe yarar? Onlara ne yapıyorsunuz? Hizmet ediyor musunuz hiç? İşte o zaman gözlerim dolan çok kadın gördüm. Ben gözlerimin ne yaradığını bile bilmiyormuşum diye. Her sabah yüzümüzü yıkıyoruz. Aynaya bakıyor muyuz acaba gerçekten? Gözlerimizin içine bakarak. Ya da diğer organlarımız. Ve tabii bütün bedeni. Ben bütün hanımların bunu yapmalarını isterim. Küçük bir örnek verdim. Kendini tanımaya çalışırken önce aynaya bakıp kendilerinin organların neresini sevip sevmediklerini. Burnumu sevmiyorum diyen çıkar. Ay burnumu şöyle, burnum böyle. Burnun olmasa ne yaparsın? Nefes almamak nasıl bir şey? Anlatabiliyor muyum? Ya da kendileri artık aynaya baktıklarında kendilerini tanımak için neyi seçerlerse. Bu küçük bir çalışma, çok basit bir çalışma ancak çok çok etkili olduğunu gördüm. Kadın farkındalığı dediğimiz bu. Evet. Gerçekten çok çok önemli. En küçük örneğiyle. Evet. Ona bakarsanız aslında çok şey var. Sadece yediğiniz içtiğinize dahi dikkat etsek. Yerken neyi nasıl yediğimizi, içerken içtiğimiz suyun lezzeti. Bunlar da bizim için. Ve kendimize yaptığımız bir iyilik ancak hiç fark etmeden yapıyoruz. Farkında olduğumuz zaman daha bir kendimizi sevmeye başlıyoruz. Öncelikle zaten kadın erkek herkesin önce bir kendini sevmesi lazım. Biz sevmiyormuşuz kendimizi. Ben de öyleydim. Kendimi sevdim an ben kendimi sevmemişim diyebildim. Zaman içinde işte değişim dediğimiz sen değiş dünya değişsin derken aslında bunu anlattım. Belki o zaman o kadar geniş bilgim yoktu. Ama tesadüfen bulunmuş bir isimdi bu. Arkasından bunları öğrenip de tatbik etmeye başladığımda kendim üzerinde, çevrem ve danışanlarımla evet dedim sen değişirsen iç dünyan değişir, kendini bulursun önce. Evet, gerçekten de çok doğru. Biz değiştiğimizde dünyanın değişeceğine ben de inanıyorum. Olaylar değişecek, beklentilerimiz değişecek ve aynı frekanstaki, aynı enerjideki olayları, insanları, değişik, daha yüksek enerjideki frekanstaki olayları ve insanları kendimize çekeceğiz ya da biz yaklaşacağız. Bu değişime inanıyorum. Ama işte bu değişimi yapabilmek için mutlak surette bir yol arkadaşına ihtiyacımız var. Evet. Mutlak surette bir yön tayin edici demeyelim de yönümüzü tayin etmemizde bize yardımcı olacak aynen bir öyle. Arkadaşa ihtiyacımız var. Evet. O yüzden bir takım terapiler, bir takım eğitimler, bir takım sizin düzenlemiş olduğunuz gibi etkinlikler bizim için bulunmaz fırsat diyorum. Doğru evet. mu? Evet, gerçekten öyle. Ben de bu yolculukta birçok kişiyle çalıştım. Keşke bu olsaydı, keşke önce bu olsaydı dediğim zamanlar oldu. Sonra hayır, başından beri olması gereken neyse o olmuş. Hepsi kademe kademe gelmiş. Bana kattıklarıyla, o zenginlikle ben harmanlayıp yeni fikirler, yeni etkinlikler çıkarabildim. Ve o etkinliklerle yardımcı olduğum, biraz önce anlattığım konu gibi kendini fark eden kadınlarda gördüğüm o
gözlerinin dolması değil beni daha çok etkileyen. Sonra bunu bana öğrettiğin için teşekkür ederim. Hiç aklıma gelmemişti aynaya bakıp da gözümün içinde bakıp işte hissedebilmek. Bu beni çok mutlu etti. İyi dedim, yani bir yerden başlamışız. Zaten dediğiniz gibi rehberlik dediğimiz o. Biz sorular sorarız. O kendi seçer yolunu. Yani ne istediğine o karar verir. Biz sadece bildiklerimizi aktarırız. Hangisini isterse ona yol arkadaşı olmaya çalışırız. Ne kadar da güzel. Birçok hayata size göre küçük ama hayatlara göre çok büyük dokunuşlarda bulunuyorsunuz bu rehberlikle birlikte. Peki etkinliğimizin adı benim çok ilgimi çekti. Şahmeran. Evet. Neden? Şahmeran aslında hikayelerine pek uymadı. Ya da uymadı demeyeyim de çok farklı versiyonları var. Biraz bazı kişiler işte yok zehrini akıttı, yok oydu buydu gibi mesajlar oldu. Ben ilk bakışta arketipsel olarak bunu kendi anlatmak istediğim şeyi çok güzel yansıttığını gördüm. Eril ve dişil enerjiyi çok güzel yansıtıyor. Güzel bir kadın işte çok. Süslü bir kadın. Bir yılan kuyruk o eril enerjisini gösteriyor, eril yanını. Bir dengeli. Hikayelerinde de aslında hani bir şefkatle başlıyor. Öyle değil mi? Yani çok aykırı değildi. Şahmeran rüyamda da geldi ismi. Biraz öyle. Ben bir etkinlik yapmak istiyorum deyip ne olsun. Rüyamda böyle şey harfi. O günlerde de Şahmeran hikayelerini okuyorum. Yani Şahmeran olsun bunun ismi dedim. Aklıma ilk o geldi. Sonra tekrar okudum. Hani doğru bir isim koyuyor muyum? Sonra çok önemli değil dedim. Bana önemli olan eril ve dişil yanımızı gösteren bir figürdü. Böyle kondu ismi. Ve Şahmeran bu etkinlik için evet. Biçilmiş kaftan oldu. Evet. Aslında evet sadece efsane olarak değil, hikaye olarak değil. Yer gök duaların üzerinde durmakta, dualarımızda dahi bulunmakta evet. Şahmeran. O yüzden çok farklı bir etkinlik, kadın farkındalığının öne çıkabilmesini sağlayan bir rehberlik ve etkinlik çalışması. Ne kadar da güzel, keşke hepimiz kadın farkındalığının farkına varabilsek. Evet. Tabii ki eril enerjimiz olsun. Sizin de söylediğiniz gibi, örneğin bunun da farkında değildik. Hep iş hayatında eril enerjimiz yüksek diye düşünürdük ama dediğiniz çok doğru. En ufacık bir şey, evde küçücük bir şey vidalamak istediğimizde, çakmak istediğimizde bile evet. Yine bunu kadın olarak kendimiz yapıyoruz. Kimseden yardım istemiyoruz. Ama yardım istemek demeyelim de yapması gereken kişiler, bünyeler şimdi yapması gereken işleri yapmalı değil yoksa mi? Yoksa öyle birisi. Kendiniz yapmanız gerekir tabii. Herkesin bunu becerir. Ben erkeklerde de tamam artık yalnız yaşayan erkekler var. Tamam her işlerini yapması güzel onlar bir şey. Onlar da yemeklerini yapıyorlar, evet, temizliklerini evet. Yapıyorlar yani değil mi? Yani bu yanlış bir şeydir demiyorum. Ancak olduğu zaman bir beraberlikte bir ikili ilişkilerinde buna birbirlerine paslaşmaları lazım. Dengi ve o zaman. Evet söylüyorum. Şimdi şöyle de var erildir diye işte tamam kadına onun istediklerini vereyim derken şefkat var. Kadın şefkat istiyor. Erkek dişil yanını kullanmasın burada. Onu istiyoruz zaten. O da dişil yanı olarak o şefkati, sevgiyi, ilgiyi verecektir. Lütfen kullanın beyler. Bu erkek hanımlara da söyleyelim o zaman. Hanımlar da kullansınlar. O zaman hanımlar da yine aynı şekilde. Zaten eril enerjilerinde bir otorite kurma, işte kontrol etme. Biz hanımlar çok yapıyoruz kontrol altında çok her şeyimiz. Çok. Onu bırakın. Bırakın erkek yapsın kontrolü, planlamayı. Ve şunu da söyleyeyim, biraz erkeklere yüklendik gerçi ama Allah erkeği güçlü neden yarattı sizce? Her evet. Şeye yetilsin diye diyeceğim. Eşine de yardım etsin. Tabii dediğim gibi bunlar konuşularak yapılacak şeydir. Kadın eğer ben bunları istemiyorum, ben bunları yaparım diyorsa tamam o da başka konularda anlaşılır. Ancak ortaklık güzel bir şey. Anlaşırlarsa o eril dişil enerji dengelemesini biri sevgisini verir dişil yanını kullanıp dişil yanımı kullanırım der yani erkektir diye dişil yanını kullanmayacak diye bir şey yok. Kadın da yine aynı şekilde eril enerjini kullanıp evde erkeği yok çocuğu idare etmek zorunda mesela ya da yalnız yaşıyor evi
idare etmek zorunda gibi. Evet. Bunları dengeli kullanması gerekir. Bir de şunu eklemek istiyorum. Şahmeran etkinliğini çok anlatmak istemiyorum gerçi. Orada daha çok kadınlara yöneldiğimizden dolayı kadınların 7 tane kimliği vardır. Hı hı. Bu 7 kimliği kullanırken nasıl kullandıkları önemli. Bu eril ve dişil yanlarımız orada daha çok vurgulanıyor. Hepsini söylemeyeceğim. Gelenler öğrensinler. Sadece bir annelik diyelim. Her kadında annelik özelliği vardır. Doğum yapsa da yapmasa da. Annelik. Onlara ait, bir kadına ait. Şimdi evlilikte daha çok etkili oluyor. Çünkü annelik yapmaya kalkıyoruz. Erkeğe ya. De çocuğumuza zaten anneyiz. Evet. Ancak çocuğumuza anneyken tamam küçükken bize ihtiyacı var yapılır. Belli bir yaşa geldiği zaman artık bırakmalı. Yani bir çita düşünelim. O çitanın üstüne çok çıkmayın. Bir denge olsun. Annelin de bir çizgisi olsun. Şimdi erkekler genelde annesine benzeyen hatunlar seçiyorlar. Çok. Sen bana eş ol, anne olma diyorlar da hizmette istiyorlar tabii anneleri tabii, gibi. Tabii. Annesinin yemeğini isteyebiliyor. Hatta kıskançlıklarda mesela buna da vurgulayayım. Kadın ne yapıyor bu annelik duygusunu? Annenden daha iyi olurum. Annenden daha iyi olmalıyım ya da işte yemekte, şurada burada. Bu nefse giriyor ve kadına zarar veriyor. Evliliğe de zarar veriyor. Anneliği o yüzden sınırda. Nereye kadar annelik? İşte erkeğiyle ilgilenmek, hatır sormak. Oraya kadar git. Annelik yapma çok. Zaten istemiyorlar. Biz yok, abartıyoruz. Abartmıyoruz. Ben çok farklı bir açıdan bakacağım. Aslında bu da apayrı bir program konusu ya da bir etkinlik konusu olabilir. Aslında erkeklerimiz hem annelerini istiyorlar. Evet. Evde. Evet. Ama başka zamanda kendilerine sevgili olabilecek ya da eş olabilecek yani işte, tercihlerde de bulunabiliyorlar. Kendi kendimizi kuyumuzu kazıyoruz kısacası. Evet. Bunlara dikkat etmemiz. Bu da apayrı bir etkinlik konusu olabilir herhalde. Buna karşı da hazırlıklı olmalıyız. Evet. Ah erkeklerimiz, ah erkeklerimiz diyoruz. Ah kadınlarımız da. Ne yaparsak kendimize yapıyoruz. Bunu da unutmayalım. Çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok lezzetli bir sohbetti. Çok farklı bir tadı vardı bu sohbetin. Çok farklı bir yönden baktınız. Farklı bir perspektif gösterdiniz bize bu konuya dair. Sadece eril ve dişil enerjinin çakralarla ilgili olmadığını öğrenmiş olduk. Bunu bize aktardınız. Vardır etkisi. Çakralar değil. Çakralar yani çok geniş bir konu tabii. Tabii ki etkisi vardır. Etkisi vardır ama sadece ondan ibaret olmadığından ama düzeltebiliriz. Hayatımızda dikkat ettiğimiz yönde düzelebilir. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, kişisel gelişim rehberi Sayın Beste Arkan'ı ağırladık. Hoşçakalın.